Herkese selamlar dostlar. 23 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 tane mücadele seçtim sizlere. Videonun sonunda bir tane kombin önerisi yapacağım. Dediğim gibi beğeni sayıları 300'ün üstüne geçtiği sürece ben sizlere bir tane kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Keza yine geçti. Beğeni, attıktan, beğeni attığınız için çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Yine aynı şekilde 2 saniyenizi ayırıp beğeni atarsanız benim için değerli olacaktır. 22 Eylül nasıl geçti diye bakacak olursak Pardon 22 Eylül bugün oynanacak maçlardı. 21 Eylül arkadaşlar toplamda 6 tane mücadele seçmiştik. Çok güzel geçti bizim adımıza. Ajax'ın hem ideali hem yüksek oranı geldi. Beşiktaş'ın ev sahibi 1.5 üstü geldi. İlk yarısı geldi. Zürich maçı 2.5 üstü oldu. Inter maçı KG oldu. Brentford ve Burnley kazandı. Fakat biz dediğim gibi şakramanlık yaparak oranlarla oynarken ama galibiyetin alanlar değerlendirmiş mutlaka. Yazmışlar zaten. Hatta full yazanlar olmuş. ki. Keza bu ikisi 4.5 altında kaldı. Yoksa gerçekten güzel bahisler seçtiğimi düşünüyorum ben. Gün başlamadı. Gaziantep gol attı. Maçı izliyorum. Şu an devre arasında çekiyorum. Dakika 9. Dakika 1'de 9. saniyede gol atan Muhammed Demir Süper Lig tarihinin en erken golünü atmış oldu. Ondan ziyade geçelim 22'sinin maçlarını oynanacak 23'ün maçlarına. Ondan önce ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar dün kombin önerisi yapmıştım ben. Günün tek kombinesi olaraktan da bir kombin önerisi yapmıştım. O kombine arkadaşlar başarılı oldu. Sizler de zaten YouTube'da mutlaka takip etmişsinizdir. Kombin önerisini sadece katıl grubuna yapmıştım 21 gün Çünkü videoda yeterli like seviyesi yoktu. Başarılı oldu arkadaşlar. Ki zaten sizlere verdiğim maçlardan kombine yaptım. Ekstra bir maç yapmadım burada. Rolling olarak dedim ki Beşiktaş'ın Burada evsel bir buçuk üstü yani iki golünü alalım dedim. Keza YouTube'da da verdim. Fakat dedim canlıdan gidersek daha iyi olur dedim. Şu anlık oynamayalım dedim. Günün tek kombinesi Ajax maçı 3.5 üst ve Zürich maçı 2.5 üst zaten videoda bahsettim. Bu maçlara 2.18 gibi orandan kazandık. Değerlendiren arkadaşlara tebrik ederim. Ekstra bir kombinemiz daha vardı katıl grubunda. Bilal arkadaşımızın, editör Bilal yeni editör arkadaşımız bu. Onun kombinesi de başarılı oldu. Genoa maçı KG var. Adana Demir'in atacağı bir gol şeklinde ilk gün ilk von yazmış. Oynayan arkadaşlara tebrikler diyerekten de o da kazandı arkadaşlar. Onun eline koluna sağlık. O da güzel aynı şekilde güzel başladı, güzel gidiyor. Geçelim maçlara isterseniz. Yine arkadaşlar sizden ricam videoya 300 seviye, 300 artı 300 seviyesi like seviyesi gelirse kombin önerileri devam eder. Şansınız daim olsun. Konya Trabzon mücadelesi. Konya son maçında berabere kaldı Giresun'la. Giresun ne zamandır maç yenemiyordu. Hatta puan alamıyordu. İlk puan onu Konya maçında aldı. Çok baskılı bir futbol sergiledi Giresun. Kendi evinde oynadığı maçta. Şöyle göstereyim hatta isterseniz. Çok fazla şut denemesi yaptı. Kaleye bulamadı. Konya'nın direkten dönen bir topu vardı. Onun dışında Konya'da çok fazla etkisizdi. Yani açıkçası çok fazla etkili bir oyun yoktu. Fakat kendi evinde Trabzon'a karşı oynayacak. Konya kendi Ken evinde böyle büyük maçları kolay kolay kendi evinde vermez arkadaşlar. Benim skor beklentim bir birlik bir skor beklentisi var. Bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum. Ben KG da gitmedim burada. Gol bahsine gittim. Nasıl bir gol bahsine gittim? 2-3 gol bahsine gittim. Onun oranı arkadaşlar 1.70 gibi oran var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Tuat Sen, Abdülkadir Parmak ve Dorukan bu maçta Trabzon'un eksikleri. Musa Çağran ve Artem Kravets ise Konya Spor'un eksikleri. Ben maçı 1-1 gibi bir skorla bekliyorum. İdealden 2-3 golü sizlere öneriyorum 1-70 gibi orandan. Maç sonu 0'ı da öneririm aynı şekilde. Değerlendirmek isteyenler sistem kuponlarına maç sonu 0'ı da yapıştırabilirler. Skor beklentimi de söyleyelim. 1-1'lik bir skor bekliyorum. Ben böyle bekliyordum. Sistemde de zaten skor 1-1 çıktı. Değerlendirenlere bol şanslar. Torino Lazio mücadelesi. Arkadaşlar Torino üstüne gelen takımlara karşı çok fazla etkili olabiliyor. Keza son maçında da Sassuolo kendi evinde çok fazla üstüne gitti. Ondan cezayı Torino kesti. Çok fazla şut fırsatı. Kaçan 5 tane net pozisyonu var zaten. Çok fazla gol kaçırdı. Onlar da hızlı oyuncular elinde var. Hızlı oyuncularla birlikte çok güzel işler yapıyor. Özellikle ilerideki Brakelo, Nineti ve Sanabria üçlüsü. Hem kontra atakları çıkıyor hem de takım birbirini gerçekten tanımış ve oturmuş bir takım. Orta sahada da 3-4-2-1 şekilde oynayan bir takım Torino takımı. Orta sahadan o dörtlüden de destek alıyor sağdan ve soldan. Güzel atakları çıkıyor. Torino kendi evinde mutlaka gol bulmasını bekliyorum. Lazio takımının da defansı biraz kötü gerçekten. Defans ciddi anlamda kötü sıkıntılar yaşıyor. Son maçında da berabere kaldı. Galip gelmeye yakındı fakat olmadı. 2-2 berabere kaldı Cagliari'ye karşı. Torino Lazio burada yoğun fikstürden puan çıkarmak isteyecektir. Sistemde çıkan 1-2'lik skor Lazio galibiyeti var. Fakat ben burada Lazio'nun işinin zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden KG var alırsanız 1.48 gibi orandan günün en güzel KG var maçlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler bu maçı KG var olarak direkt değerlendirebilirler. Şunu kapatalım. Evet, devam ediyorum. KG var olarak alabilirsiniz bu mücadeleyi. Alanya Spor Kasımpaşa mücadelesi. Alanya Spor gerçekten beni şaşırttı. Ben Alanya'nın kendi evinde oynadığı maçı stat'tan izlemiştim. Keza yarın da stat'ta olacağım Kasımpaşa maçında. Ee, maçtan daha arkadaşlar katıl grubunda canlılığımızı yapacağız. Ya yani stat'tan yapması güzel oluyor. Ben video atıyorum, şey atıyorum. Güzel keyifli oluyor açıkçası kendi açımdan da. Katıl grubundaki arkadaşlarla da güzel sohbet muhabbet dönüyor maç esnasında. Alanya ben bu maçta mutlaka gol yemesini bekliyorum. Nasıl şöyle bir şöyle bir bakın. İstatistiğe bakın. Alanya 2 maçtır gol yemiyor. Kasımpaşa da 3 maçtır gol atamıyor. Ben bu yüzden özellikle bu yüzden Kasımpaşa'nın gol atmasını bekliyorum. Kasımpaşa'da eksikler var. Eksik özellikle Jorgensen'in olmayışı gerçekten çok büyük eksiklik. Dirar'ın eksikliği, Kevin Vargan'ın eksikliği var. Eksikleri var fakat ileride Bozok, Yusuf Erdoğan, Erisic gibi isimlerle gol alacaktır. Ben mutlaka Kasımpaşa'nın Alanya'nın kendi evine gol atmasını bekliyorum. Alanya yani Alanya'da eşek değildir. İki maçtır galip geliyor. Galatasaray yendi deplasmanda. Mutlaka kendi evinde onlar da gol bulur. Ben oranı da çok beğendim. 1.59 gibi orandan KG varanı aldım. Kasımpaşa'nın dediğim gibi etkili olmasını bekliyorum. Hatta zaten Alanya kendi evinde son maçında Kasımpaşa'ya yenilmişti. Şu maçı hatırlayın. Ben bu maçta ne vermiştim çok iyi hatırlıyorum. Deplasman 1.5 üst vermiştim. 2 küsür orandan. Hatta oranlara da bakalım. 2.70 oranı varmış. Bakın sizlere de göstereyim. Zamanında verdiğim Mayıs aklıma geldi. 2.70 gibi orandan vermiştim. Deplasman 1.5 üstü. Alanya'yı ben yakından takip ettiğimden dolayı vermiştim o zaman da. Kezler ben Kasımpaşa'nın da 3 maçları gol atamayan Kasımpaşa'nın bu maçta Alanya'ya karşı gol atmasını bekliyorum. En güzel tercih burada KG var tercihi olacaktır diye düşünüyorum. Kasımpaşa kanatları kullanıyor. Alanya'da Serkan Kale'de olacaktır. Avezim diye bir defans almışız. Gerçekten kara olan muazzam. Yanındaki Slovak bir defans var. O çok iyi değil ama Avezim gerçekten çok çok iyi. Ondan dolayı burada KG var seçeneğini sizlere öneriyorum. 1.59 gibi orandan. Fenerbahçe Giresun Spor mücadelesi. Bu maçtan önce arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz üzere canlı bahislerden ve katıl grubumuzdan bahsetmek istiyorum. Ekranda gördüğünüz editör Mert arkadaşımız zoom verdi. Canlı bahisler gerçekten çok güzel işler yaptık. Dün muazzam bir şekilde katladık. Sizlere de birazdan göstereceğim. Öncelikle ekrandakinden bahsedecek olursak burada 2.28 oranlık bir kombinesi vardı. Başarılı oldu. Siden 1 istedim 2 attı. Canı sağ olsun şu anda won şeklinde yapıştırmış. İlk kere 2.5 üstü 1.90 gibi orandan almış onu da. Keza Bilal arkadaşımız da güzel canlı verdi. Inter'in yenilmezliğini kalan süre 2.165 gibi orandan verdi. O geldi. Yine 3.73 gibi orandan corner bahsi veren Mert arkadaşımız da 3.73 gibi orandan da canlı yakaladı. Ben isterseniz Telegram ekranından da göstereyim sizlere. Dün ciddi anlamda kasalarımızı katladık ve fazla fazla katladık onu da belirteyim. Ekranda gördüğünüz üzere Ajax'ın ilk yer ikisini aldık. Günün ilk canlılarından bir tanesi başarılı oldu. Ajax ilk yarı 1.5 üst, Ajax ilk yarı 2.5 üst, Beşiktaş iki 0.5 üst. Oranlarıyla birlikte 1.55, 1.70, 1.65. Sturm Graz ilk 0.5 üst gelmemiş. Onun dışına baktığımız zaman da bu canlı bahisimiz geldi. Şöyle bir kombin. Sivas 0-2 çifte şansı geldi. Atletico Madrid geldi. 2-27 orandan o geldi. İlk yer ikisi geldi. Onun dışında şöyle bakalım neler varmış. Atletico ilk yarı 05 2 0 gibi orandan vermiş. 2 0 orandan çağrı arkadaşımız vermiş geldi. Bilal'in kombinesi geldi. Bu geldi. Atletico Madrid yendi hatta. Onu da göstereyim. Manchester City mücadelesi geldi. Yani dün muazzam bir şekilde katladı katıl grubunda. İnanılmaz işler çıkarmış arkadaşlar. Benim halısa maçım vardı açıkçası. Ben çok fazla canlıya bakamadım. Onu da söyleyeyim. Akşam alı maçı vardı ona gittik. Orada da bir güzel vurdular bize. Yenildik 10'a 5 skorla onu da belirteyim buradan. Ama arkadaşlarımız dediğim gibi ben editor arkadaşlarımızla hem kendini kanıtlamış kişiler hem de zaten yaptıkları buradaki şovla arkadaşlarımızı kazandırmış. Hem de benim gönlümde taht kurmayı başardılar tekrardan. Herkesin eline emeğine sağlık. Eğer sizler de katıl grubuna gelip canlı bahislerden faydalanmak istiyorsanız paketleri anlatayım öncelikle. 30 TL'lik canlı telegram grubumuza gelebilirsiniz. Burada hem ekstra kuponlar hem de canlı bahislerden her editörün faydalandığını görebilirsiniz. Telegram yüksek oran grubumuzda ise arkadaşlar Telegram yüksek oran grubunda yüksek oranlı bir grubumuz da var. O grupta şu şekilde hemen ondan bahsedeyim. Yüksek oranlı tercihler veriyoruz orada. Skor tercih olsun. 2-1 skor verdim mesela bir maça. Söylemeyeyim maçın adını. Onun dışında her şey değerli iletişimde de benim Whatsapp numaram var. Ondan dolayı buradan da iletişim kurabilirsiniz. Eee yüksek oynayacağı zaman ben burada yüksek oynamalar gerektiği zaman öneri, öneri veriyorum. Şampiyonlar Ligi'ni bekliyorum şimdi. Güzel bahisler var. Değerlendireceğiz diyerekten de maçlara tekrardan geçeyim. Fenerbahçe Giresun mücadelesinde ben Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü değerlendirdim. Fenerbahçe güzel bir futbol sergileyemedi son maçta. Bakın Başakşehir hatta maçta ikinci yarı başlamış şu an önümde açık bakayım. Dakika 49 hala 1-0. Tam 2-3 gollük maçı. Bakalım nasıl bitecek. Fenerbahçe arkadaşlar modern futbolu oynuyor. Güzel bir futbol sergiliyor açıkçası. Fakat golleri bulamadı. Biraz da şanssızlık vardı Başakşehir maçında. Yediği gollerle bir de 90'da yedi. 2-0 bitti. Bizim tercihimiz 2-3 gol tercihi geldi ve bize kazandırmıştım. Giresun maçta henüz daha gol atamayan takımlar. Tek gol atamayan takım sanırım Giresunspor arkadaşlar. Oynadığı maçlardan hiçbirinde gol atamadı. İlerisi bence çok fazla yetersiz. Bir tane Tosun gibi bir kel kafalı var. Bal de güzel fakat yedek kalıyor. Mutnayır da bence yetersiz kaldığını belirteyim Giresunspor adına. Onlar da diyabete önderliğinde diyabete orta sahadan hızlı futbollar çıkarak değerlendirmeye çalışıyor buldu atakları. Fakat ben Fenerbahçe'nin kendi evinde son maçında yenilmiş bir Fenerbahçe'nin burada puan kaybı yapacağını düşünmüyorum. O yüzden atacağı iki golü değerlendirdim. Kombineme de koydum hatta bu mücadeleyi. Ev sahibi 1.5 üstü 1.40 gibi orandan değerlendirdim. Fenerbahçe'de eksik gelik var mı diye bakacak olursak hemen şurada ekrandan bakayım. Eksikler var. Tisserand, İrfancan, Zayis, Sosa gibi eksikleri var. İdealde Varencia, Berisha, Özil, Meyer, Gustavo, Ferdi, Samuel ideal kadroyu çıkaracaktır. Defansta Mije, Zalai, Serdar Aziz ve kalede de Altay olarak gözüküyor. Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü 1.40 gibi oranları değerlendirdim. Sizler de değerlendirmek istiyorsanız Fenerbahçe 2 gol atar değerlendirebilirsiniz. Roma Udinese ile oynuyor. Udinese maçında da şöyle bakayım. Udinese 4-0 yenildi yanlış hatırlamıyorsam Napoli'ye karşı kendi evinde. Roma da 3-2 yenildi. Kendi evi deplasmanda önde olduğu maçı yenildi. İtalya basınında harbi baskı yedi bu olaydan dolayı. Fakat Mourinho ben hatalarından ders çıkaracağını düşünüyorum. Burada iki takım da son maçlarında yenildi. Udinese farklı yenildi. Fakat ben burada dediğim gibi Roma'nın hatalarından ders çıkartıp daha iyi bir futbol oynamasını bekliyorum. O yüzden Roma'nın da burada atacağı iki golü değerlendirdim. Hatta kombineme de koydum Roma'yı. Roma bu sezon çok fazla iştahlı futbol sergiliyor. İştahlı futbol sergilerken de yeni yaptığı transferlerde takıma büyük katkı sağladı. Özellikle Abraham muazzam bir şekilde ilerliyor. Eksik olarak Spinazzola bu maçta olmayacak. Onun dışında Roma'nın bir eksikliği yok. Deplasmanlarda iki tane eksiklik bir tane de şüpheli var. Onlar da güzel futbol sergiliyor. 3-5-2 şeklinde oynayan neyse karşı ben Roma'nın atacağı 2 golü değerlendirdim. Onun da oranını şöyle gösterirsem sizlere. 1.41'de bunun oranı var. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi de değerlendirebilirler arkadaşlar. Fenerbahçe maçıyla Roma maçını ben zaten kombine yaptım. İstek arzu tamamen size kalmış. Celtic mücadelesi. Raid Rovers'la oynayacak Celtic takımı. Celtic arkadaşlar son 20 yılın en kötü başlangıcını yaptı kendi liginde. 6 maçta 9 puan topladı. 3 galibiyet 3 beraberlik. Bu maçta muhtemelen çok fazla gol atacaktır diye düşünüyorum ben. Celtic takımının Riot Rovers ile oynayacak. Ben burada biraz daha oran yükseltmek için hani Ajax maçına deplasman 2 yarayı da kazanır yaptık ya. Aynı şekilde burada da ev sahibi 2 yarayı kazanır yapalım diye düşündüm. Ya bakın oran yok. Oran olsa da versem. Bakın bir 1-2.5 üst. 1.20 oran açmışlar. Ben ne yapayım onu? Yani onun yerine ben oranı daha güzelleştirmek için sizlere 1.60 olana kadar çıkarttım. O da ev sahibi Celtic takımı her iki yarıyı da kazanır şekilde öneriyorum. Celtic takımının son mücadelesinden bahsetmek gerekirse Kaleci Devleş işte özellikle oynadığı takımın Atılamıyorum şu an adını. Kalecisi çok fazla top kurtardı ve hücum hattında biraz isteksizlik olduğunu da belirtmek gerekir. Burada ben Celtic'in her iki yarıda kazanmasını bekleyeceğim. 1.58 orandan değerlendirilebilir oran olarak görüyorum arkadaşlar. Kadiz ile Barcelona oynayacak. Kadiz Barcelona son maçında sanırım Geçen sezon Kadis kendini de kaybetmemişti. Hatta galip geldi. Bakın 2-1 skorla galip geldi. O maçı ben takip ediyordum. Güzel bir mücadeleydi. Barcelona son maçında ne kadar çok pozisyona girse de atamadı. Bir birlik beraberlikle bitti. Bizim de başarısız olduğumuz maçlardan bir tanesiydi o mücadele. Ben burada Barcelona takımının galip gelmesinden ziyade yani iki tane de gol yiyebilir bu Barcelona. Hiç belli olmaz. O yüzden ben Barcelona'nın da burada atacağı iki golü değerlendirdim. Koyman da arkadaşlar aptal aptal açıklama yapıyor. Ne yapıyor? Diyor ki e, Messi varken 8 yedik. Messi'siz 3 yedik. Ya sen teknik direktörsün. Takımı güçlendirmen lazım. Moral motivasyon anlamında yükseltmen lazım. Gidiyor saçma salak açıklamalar yapıyor. Burada Barcelona'nın atacağı 2 golü değerlendirirsiniz. 1.43 gibi orandan almış olursunuz. Değerlendirmek isteyenlere bol şans diyelim. Geçelim. Ekranda görmüş olduğunuz kombine önerimdir arkadaşlar. Fenerbahçe'nin atacağı 2 gol. Ve aynı şekilde Roma'nın atacağı 2 gol. Sizden ricam videolara beğeni desteğiniz vermektir. Başka bir önemli veya bir isteğim arzum yok. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler arkadaşlar. Fenerbahçe'nin atacağı iki golü değerlendirdim. Kendi evine gol atamayan Giresun'a karşı iki tane gol atar diye düşünüyorum. Son maçında mağlup olmuş. Roma'da keza son maçında mağlup oldu. O da kendi evinde oynayacağı için Udinese'ye karşı son maçında 4-0 gibi skorla yenilen Udinese'ye karşı iki gol atar diye düşünüyorum değerlendirmek isteyenlere bol şans. Görüşmek üzere. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Her zaman dediğim gibi iddia şans oyunudur. Lütfen sizler üzülecek miktarlarla oynamayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.